Akıllı Para'dan herkese merhaba. Ben Gizem Uzuner. Genç Türk her zaman olduğu gibi Akıllı Para'ya başlarken haber başlıklarını aktararak başlıyoruz. İlk başlığımızda Euro bölgesinden açıklanan verilerle ilgili. Bugün sanayi üretimi rakamlarını aldık. Ekim ayında aylık %1.1'lik düşüş var. Beklenti ise %1.2 artış kaydedileceği yönündeydi. Gel gelelim, burada sanayi üretimi hayal kırıklığı yarattı. Bir önceki rakamda %0.2'lik düşüşe işaret etmişti. Dolayısıyla Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentilerin aksine düşüş kaydetti. Geçelim buradan ikinci başlığımıza. Morgan Stanley CEO'sundan Fed'in faiz kararı öncesinde bir çağrı var. Faizleri artırın diyor Morgan Stanley CNBC'ye verdiği röportajda. Özellikle Merkez Bankası'nın 2 gün sürecek olan politika faizi toplantısı öncesinde Gorman, yani Morgan Stanley CEO'su James Gorman, bu noktada özellikle parasal sıkılaşmayı, büyüme hali hazırda güçlü devam ederken Fed'in gündeme alması gerektiğini ifade etti. 2022'de parasal sıkılaşmayı konuşmaları lazım, faiz artırmaları lazım şeklinde de çağrıda bulundu. Faizlerin arttığı bir ortama doğru ilerliyoruz. Fed'in faiz artırmasının doğru olacağını düşünüyorum. Böylece kaçınılmaz düşüş gerçekleştiğinde Fed'in bununla mücadele etmek için yeterli cephanesi olur şeklinde de açıklamalarda bulundu. Geçelim buradan Bank of America Merrill Lynch'in anketine. Yatırımcılar daha çok nakde dönüyor. Burada özellikle aralarında Michael Hartinson'a bulunduğu BofA stratejistlerinin yayınladığı raporda faizlerin artırılma olasılığının yükselmesinin nakit seviyelerinin %5.1 ila Mayıs 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye kadar yükselmesine yol açtığı düşünülüyor. Ankete göre hisse senedi tahsisi önceki aya göre 12 yüzde puan düşerek net %46'ya geriledi ve Ekim 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geldi. Burada bahsettiğimiz rapor aslında bir anketin sonuçlarının yorumlanması. Yatırımcılara soruluyor, paranızı nereye yönlendirirsiniz diye. Burada daha çok nakde yönelim eğiliminin arttığını görüyoruz ve burada da BofA'nın stratejistleri diyor ki nakde yönelim eğilimi var. Çünkü burada faizlerin artırılma ihtimali yükselmiş vaziyette. Hisse senetlerindeki payın ise azaldığını görmekteyiz. Yani hisse senetlerinden de bir çıkış var anketin sonuçlarına göre. Geçelim buradan bir sonraki başlığımız Almanya ile ilgili. Merkezi Münih'te bulunan IFO, ülke ekonomisine ilişkin Eylül ayında paylaştığı 2021-2023'ü kapsayan büyüme tahminlerinde bir güncelleme yaptı. IFO bu yıl için büyüme tahminini %2.5'ta sabit tuttu. Gelecek yıl için %5.1'den %3.7'ye düşürdü. 2023 büyüme tahmininde %1.5'ten %2.9'a yükseltmiş olduğunu gördük. Dolayısıyla burada büyüme projeksiyonlarında belirgin bir değişiklik var Almanya için. Ve son olarak Amerika, Japonya'nın şikayet ettiği tarifeler için harekete geçmiş vaziyette. Hangi tarifelerden bahsediyoruz? Donald Trump döneminde gelen tarifelerden bahsediyoruz. Burada ticaret ihtilaflarını çözme çabaları iki ülke arasında devam ediyor. Avrupa Birliği ile olan çözümün ardından ABD şimdi de Japonya'da çelik ve alüminyum tarifeleriyle ilgili yeni bir teklif iletmiş vaziyette. Bloomberg'un haberine baktığımızda Japonya Avrupa Birliği ile varılan çözüme benzer bir model talebiyle henüz teklife bir yanıt vermemiş vaziyette. Burada da iki ülkenin ilişkilerini yakından takip ediyoruz. Haber başlıklarını bu şekilde özetledikten sonra geçelim bir de piyasalar tablosuna bakalım. Hisse senetlerine, borsaları, Avrupa'nın gösterge endekslerini gösteren haritamız da şimdi ekrana gelecek. Genel itibariyle FTSE %0.35'lik prim göreceğiz. IBEX'te %0.67'lik prim var. 8.377 puandan işlem görüyor. Paris Kakaran yatay 6.943 puanda. Frankfurt DAX yatay 15.617 puanda. İtalya'nın FTSE MIB endeksi %0.36 şu an itibariyle yukarıda 26.647 puandan işlem görüyor. ABD vadelilerde ise satışlar var. S&P 500'de %0.18, Nasdaq tarafında %0.4 civarında satış olduğunu söyleyebiliriz. Asya piyasalarında tablo biraz daha kırmızılı bir tablo işaret ediyordu. Avrupa nispeten daha kuvvetli ama ABD vadelilerde eksiler şu aşamada devam ediyor demek mümkün. Geçelim buradan bir de Türk varlıkları tarafına bakalım. Özellikle Türk varlıklarında borsa kısmında yukarı yöndeki hareketin devam ettiğini izliyoruz. BIST 100 endekste %2.2'lik prim var. Burada özellikle en dikkat çekici alt endeks bankacılık endeksi. Gün içi primleri %5'lere ulaştı. Bankacılık endeksinde şu an %4.9'luk prim olduğu göze çarpmakta. Sınai endekste endeksi yukarı yönde taşıyor. %1.6 yükselişi var şu an itibariyle. Holding endeksindeki prim ise %2'ye yaklaşıyor. Ulaştırma endeksinde ise bugün sınırlı da olsa bir düşüş var. %0.29 kadar. Geçelim buradan faizlere bakalım. Faizler dikkat etmek gerekirse yükselişte. 21.45 gösterge kağıdın bileşik faizi. 10 yıllık ise 21.76 seviyesinde. Az önce son dakikalarla da hazine ihalelerinin sonuçlarını
araçlarını sizlere aktarmıştık. Geçelim buradan bir de doların performansına. Dolar TL şu an %3.4 kadar yukarıda. 14.28'den işlemler geçiyor. Görüldüğü gibi doların Türk lirası karşısında belirgin bir kazanımı olduğunu görmekteyiz. Ama normalde Bloomberg Dolar Endeksine baktığımızda doların değer kaybettiğini küresel ölçekte görüyoruz. Dolar Endeksi %0.19, Bloomberg Dolar Endeksi %0.17 eksi de. Dolayısıyla gelişen ülke para birimlerinin çoğunu bugün dolar karşısında yatağı yukarı bir seyir izlemekte. %3.47'lik kaybıyla TL en fazla değer kaybeden konumunda. Böylece son bir aylık değişimine baktığımızda dolar TL'nin %42.16 yükselmiş olduğunu görmekteyiz. Bununla beraber euro TL şu an %3.7 yukarıda, 16.19'da. TL sepette böylece %3.5'luk yükselişiyle beraber 15.24 seviyesinden işlem görüyor. Türk varlıklarında da son durumu aktardıktan sonra şimdi geçiyoruz buradan emtia piyasalarını konuşmak üzere aktif kontrata. Evet, aktif kontratta bugün kripto piyasasını konuşacağız. Özellikle Bitcoin tarafını konuşacağız bugün itibariyle. Araştırma uzmanımız Kutay Korap bizlerle beraber her zaman olduğu gibi. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Gizem. Şimdi yükseliş trendleri, düşüş trendleri, altın çaprazları, altın kavşağı işte Türkçe'ye farklı farklı çeviriyoruz ama. Yani belki dead cross veya golden cross işte. Daha öyle söyleyelim diyorsun. Aynen yani bilmiyorum. Burada özellikle yükseliş ve düşüş hareketlerinin bazı teknik göstergeleri işaret ettiği noktalar işaretli grafikte. Kutay söz sende, belirgin bir düşüşümüz var. Özellikle rekordan 70 bin dolarlara kadar çıktıktan sonra daha yeni bir ay bile yoktu aslında o seviyeleri gördüğümüz. Tabii. Şu anda 45 bin dolar seviyesinde seyreden bir Bitcoin fiyatı görmekteyiz. Nedir buradaki son durum? Şimdi burada yıl içerisinde ciddi bir böyle roller coaster diyebileceğimiz bir böyle hareket takip ettik. Fakat şimdi kripto paralarda Bitcoin özelinde bakarsak 69 bin dolar yıl içerisinde görülen en yüksek seviyeden geri çekilmenin boyutunun %30 olduğunu söylüyoruz. Fakat şunu da unutmamak lazım. Fiyatın bugün 45 bin dolarda olduğunu kabaca varsayalım. Yıla 30 bin dolarda başladığını düşünürsek zaten hali hazırda şu an %50'nin üzerinde yıla başladığı seviyenin üstünde bir performansa da karşı karşıyayız. Aslında bunu da unutmamak lazım. Fakat hali hazırda işte 1 trilyon 280 milyar dolar piyasa değerine yıl içerisinde ulaştıktan sonra şu an geldiği piyasa değeri itibariyle 882 milyar dolar seviyelerinde olan Bitcoin'de bir süredir kabaca şu an 5. haftasına giriyor. 5. haftasında işlemler geçiyor. Haftalık bazda geri çekilmeler ardı ardına görmekte olduğumuzu hatırlatalım. Şimdi geldiğimiz seviyeyle birlikte 200 günlük ortalamaların hemen üzerinde bir fiyatlamaya işaret edildiğini görmekteyiz. Daha önceki dönemlere baktığımızda 200 günlük bu yılın içerisinde 200 günlük ortalamaların altına Mayıs ayında sarktığını gördük. Akabinde bunun üzerine çıktıktan sonra 70 bin dolar hareketi takip edildiğini izledik. Keza zaten burada da Eylül ayında benzer bir hareket üzerine çıkmıştı. Şimdi 200 günlük ortalamaları test eden bir Bitcoin fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. Tabii biz şimdi biraz daha işin böyle teknik taraflarını söyledik. Hani teknik hareketin işte dead cross, golden cross olduğu dönemden sonraki ivmeden bahsettik. Fakat şunu da unutmamak lazımdır. Bu şu an gerçekleşen haberlerin teknik boyutunun dışında temel bazı gelişmelerin de çok ciddi önem atfettiğini söyleyelim fiyatlamalara. Neyden bahsediyorum? Bir, Omikron endişesi piyasalarda biraz daha riskli varlıklardan çıkış, güvenli limanlara kayış hamlesini bize biraz daha gösterdi. Mesela hisse senedi piyasasında biraz daha geri çekilme yaşanmıştı benzer dönemde. Fakat o taraf toparlasa da kriptoda tam bir yansıma görülmedi. Çünkü biraz daha piyasa uzmanlarının yorumlarında okuduğuma istinaden kripto paralarda odak noktası bu haftaki merkez bankaları ve bu merkez bankalarının tepesinde bulunan Fed'in vereceği aksiyonlar önemli olacak şeklinde yorumlar görüyorum. Özellikle bir önceki toplantıda varlık alımımızı 15 milyar dolar azaltan Fed'in bu toplantıda bu hızı iki katına çıkarabileceği, yani 30 milyar dolar seviyelerine çıkarabileceği hızı ve bununla birlikte işte 45 milyar dolarlık başladığı yerden azaltmaya gidebileceği yönünde beklentiler oluşmuş durumda. Hali hazırda geçenlerde de seninle burada program yaparken konuşmuş olduğumuz bir başlık vardı. Evet, kripto paralar yükseliyor. Kripto paraların altınla olan korelasyonuna bakıyorduk. Fakat artık biraz daha S&P ile olan korelasyonun arttığından bahsetmiştik. Ve bunun da gerekçelerinde yatan en önemli unsurunda
Fed'in büyüyen bilançosu olduğunu söylemiştik. Şimdi o Fed'in büyüyen bilançosunun büyüme hızının yavaşlaması kripto paralarda bir realizasyon getirir mi? Soru işaretini akabinde bize gösteriyor. Bakalım şimdilik kripto paralarda zirveden %30'luk özellikle Bitcoin üzerinde bahsediyorum bir geri çekilme yaşanmış durumda. İki tane şey ekleyeyim ben de. Bir tanesi BofA'nın anketi. Orada yatırımcıların nakde dönme isteğinin arttığını gözlemliyoruz. Tabii sadece hisse senedi piyasası olarak düşünmemek lazım. Diğer varlıklardan nakde çevirmek de söz konusu olabilir. Bu bahsettiğim diğer varlıklardan biri de kripto olabilir. Belki bu isteğin bir sonucunu görüyoruz buradaki düşüşle beraber. Yani yatırımcının nakde dönme isteği. Bir de bu tabloyu belki bilmeyenler için en azından ufak hatırlatmakta fayda var. Burada bahsettiğimiz ölüm çaprazı denilen şey yeşille gösterdiğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın maviyle gösterdiğimiz 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı doğru kesmesine de ölüm kavşağı deniyor teknik bakanlar için. Yani burada şunu da söylemek istemese piyasa uzmanlarından gördüğüm bu sabahki yorumlarda kripto para piyasasının %85'ini elinde tutan 10 ve üzeri BTC hesaplarının fiyat gerilemesiyle birlikte alım yaptığı yönünde hareketler de görmüşler. Hani bunu da ayrıca bir dipnot olarak paylaşalım. Yani küresel piyasaların odak noktasında olan Fed tabii ki doğal olarak kripto paraların da odak noktasında kalıyor. Kutay çok teşekkürler aktardıkların için. Bugün kripto tarafına baktık. Daha çok Bitcoin üzerinde yoğunlaştık. Şimdi buradan dönüyoruz. Bir de piyasaları konuşmak üzere her zaman olduğu gibi Norsiyam Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay bizlerle birlikte olacak. Arzu merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. Genel itibariyle borsalar yurt dışında dün satışla tamamlamıştı. Bugün biraz karışık bir tablo var. Bizde yön yukarı yönde devam ediyor. Bir taraftan kurda TL'nin dolar karşısında diğer ülke para birimlerinden farklı olarak değer kaybına uğradığını görmekteyiz. Nasıl yorumluyorsun bu tabloyu? Tabii küresel hisse senedi piyasalarında dün itibariyle bir miktar satış baskısı yaşandı. ABD endeksleri geneline bakacak olursak Nasdaq, S&P, Dow Jones belli seviyelerin üzerinde kalmakta zorlanıyorlar. Böyle bir görüntü çiziyorlar. Özellikle S&P için 4700 endeks seviyesi önemli bir direnç seviyesi ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. Aynı şekilde Nasdaq teknoloji hisse senetlerine içerisinde de sadece büyük piyasa değerli öne çıkan hisse senetlerinin hareketinin genele yayılmadığını ve bu anlamda da yükselişin topyekin endeks desteklemediğini görüyoruz. Ama bunların ötesinde tabii hisse senedi piyasaları küresel risk iştahına tamam mı devam mı belirlemek açısından bu hafta çarşamba günü yapılacak olan FED toplantısını bekliyor ve orayı izliyor. Dolayısıyla bunun satış baskısı diyebiliriz. Bugün de sakin geçecektir. Yarın da tüm gün boyunca özellikle hisse senedi piyasalarında ABD tarafında sakin bir seyir olacaktır. Bu Avrupa'ya ve diğer gelişmiş ülke piyasalarında sirayet ediyor. Dolayısıyla Fed'i beklerken küresel piyasalar sakin ama içeride BIST 100 endeksinin ABD dolarının TL karşısındaki gücüne bakarak biraz da orayı da takip ederek sanıyorum. Özellikle ihracatçı şirketler tarafındaki performansın, sanayi sektöründeki performansın devam ettiğini, bugün bu harekete bankacılık sektörünün de katıldığını, mali sektöründe iyi performans gösterenlerin sırasında başta yer aldığını görüyoruz. Böylece mali sektöründe desteğiyle belli seviyeler üzerinde kalan ve yeni yüksek seviyeleri test etmeye niyetli olan bir BIST 100 endeksi profili karşımıza çıkıyor. Tabii biz de yarın bir miktar tedirgin olacağız mutlaka FED toplantısı sonucunu beklerken ama bizim için esas önemli olan Perşembe günü yapılacak olan TPK toplantısında bir faiz indirimi olup olmayacağı, olacaksa bunun ne kadar olacağı ve Merkez Bankası'nın ileriye dönük politikalarının ne olacağı yönde vereceği mesajlar. Yani bu faiz artırım döngüsü en azından 2021 yılının Aralık ayında sona eriyor mu ermiyor mu, buna ilişkin mesajlar bizim için önemli olacak. Tabii dünyada özellikle gelişen ülke piyasalarının yüksek enflasyona, ki küresel anlamda yüksek enflasyon bu tarafa diğer gelişen ülke piyasalarını da etkiliyor karşı faiz artırım politikası ve bizim yeni bir anlayışı ile yaklaşımımız, bunun getireceği sonuçlar bu piyasalar tarafından da fiyatlanıyor. Şimdi tabii BIST 100 endeksi tarafındaki performansa bakarak şu anda herhangi bir dönüş sinyali görünmüyor. Bir dönüş sinyali olmadan da satışların gelebileceğini ya da derinleşebileceğini söylemek mümkün değil. Ama gene de bu seviyelerde en azından bireysel yatırımcının temkinli olması, hisse bazında seçici
olarak alımlarını yapması, belli hedefler koyması, belli stop loss seviyeleri koyması, ters bir diyelim sert bir geri çekilme karşısında ne yapılabilir bunu düşünmesi, B planını kurması gerekiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Arzu, çok teşekkür ederim görüşlerini bizlerle paylaştığın için. Norsem Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay'ın da görüşlerini aldık. Şimdi buradan dönüyoruz. Muhabirimiz Burak Karagöz bizlerle birlikte olacak. Özellikle yılbaşı yaklaşırken tüketim alışkanlıklarında nasıl bir değişiklik var? Bunları konuşmak üzere yanında konuğu da bulunuyor. Burak, sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Teşekkürler Gizem. İstanbul ve Venezia AVM'lerin genel direktörü Oğuz Isıgöllü ile beraberiz. Şimdi Oğuz Bey, yılbaşı hareketliliği başlamış gibi duruyor ama ondan önce ben size Kasım ayını soracağım. Çünkü bir ara tatil oldu. Black Friday oldu. 11-11 oldu. Oralardaki hacim Kasım ayı için ne ifade etti sizin açınızdan? Kasım ayı çok iyi geçti açıkçası. Kur etkisi de hani kısmen hissediliyordu. Aslında önceki yıllara göre Kasım aylarında biraz düşüşler gerçekleşirdi ama bu sene hani yazdan itibaren belli bir çizgide gidiyor cirolar. Kasım ayında tabii 11-11'in etkisi ve okulların ara tatilin etkisi çok fazla oldu cirolara. Son olarak da efsane cuma diyoruz biz. Efsane cumanın bir hareketliliği oldu. Eskiden biraz online tarafa katkı sağlar gibi görünüyordu bunlar ama artık offline denen alışveriş merkezlerine de etkileşim içerisinde. Online'dan alınanlar gelip alışveriş merkezlerinde teslim alınabiliyor veya alışveriş merkezinde deneyip online'dan satın alınabiliyor. İç içe oldu bunlar. Tabii hareketlilik getiriyor. Kış sezonuna girilmiş olması sebebiyle biraz daha pahada yüksek ürünler satılmaya başlandı. Ceketler, montlar, botlar gibi. Bunlar da tabii cirolarda bir artış sağlıyor. Kur etkisi de özellikle hani kurun değişkenliği insanlarda biraz kur artınca fiyatlar daha da yükselecek psikolojisiyle alışverişe yönelmelerine sebebiyet verdi. Bu da aslında Kasım ayını çok olumlu bir şekilde geçirdi. Peki şu an itibariyle fiyatlar nasıl artan kurun etkisiyle? Fiyat tabii kur etkisini markalar direkt olarak yansıtamıyorlar. Bir kısmı stoklarla devam ettiler. Hani daha düşük maliyetli stoklarını satarak idare ettiler bir süre. Direkt hani kurun bunu sadece yansıtabilenler elektronik sektörü oluyor. Direkt kur neyse satış fiyatına yansıtıyorlar. Ama zaman içerisinde biraz tabii fiyatlarda yükseliş oluyor mutlaka. Dövize endeksli olduğu için bütünü üretim ister istemez bunun yansıması benzer şekilde oluyor. Yani etiketlere yavaş yavaş mı yansıyor diyorsunuz? Gerçi ben biraz önce yayına girmeden önce etiketlere baktım da yavaş yavaş yansımış gibi değil. Biraz daha sanki fiyatlar artmış gibi duruyor. Doğru, biraz arttı. Ama dediğim gibi hani %100 yansımamış durumda. Zaman içerisinde belki bu... Yani daha da artacak diyorsunuz, yani öyle mi anlıyoruz? Tabii hani dünyadaki bu lojistik krizi, konteyner krizleri vesaire bunların yansımaları var. Ülkedeki de kur krizi de buna eklenince üretim maliyetleri artınca belli bir kar marjı var. İster istemez bunlar yansıyacak. Peki şu an itibariyle yabancı ilgisi nasıl AVM'lere? AVM'lere kur etkisiyle Balkanların ilgisi çok fazla. Bizim iki alışveriş merkezimize de Balkanlardan, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Bosna Hersek'ten çok fazla turist geliyor. Hatta günübirlik gelenler daha iyi oluyor. Daha önce gelmiyorlar mıydı? Daha önce de geliyorlardı ama bu kadar çok alışveriş yapmıyorlardı. Hani Türk parasına karşı onların paraları biraz daha fazla değerlendiği için gerçekten çok ucuz bir ülke olduk bu anlamda. Orada sepet tutarları nasıl şu an? Sepet ortalamaları turistlerde 1'e 1 Türkiye 15 bir yabancı 15 Türkiye bedel diyoruz biz. Tabii Orta Doğu Arap ülkelerinin daha fazla oluyor sepet ortalamalarına etkisi. Ama son dönemde Balkanlarda da ciddi gelişler var. Tabii İstanbul ülkeye ve İstanbul'a gelen tamamen turist sayısına endeksli bizlere gelen turistlerde. Ama bir alışveriş turizmi destinasyonu olma yolunda Türkiye. Özellikle İstanbul. Çok büyük bir alışveriş merkezi diyebiliriz İstanbul için. Yakın, hani ulaşım çok kolay. Günübirlik veya 2-3 günlük turlarla, hafta sonu turlarıyla geliyorlar Balkanlardan. Ve gerçekten de çok ciddi alışveriş yapıyorlar. Hem İstanbul'u geziyorlar hem alışveriş mi yapıyorlar? Geziyorlar. Hani turlarla gittiğiniz zaman değişik tur alternatifleri olur. Alışveriş tura ekleniyor onlara. Turla gelenlerden bahsediyorum. Münferit gelen de çok fazla oluyor. Kendi arabasıyla veya kendi imkanlarıyla gelenler de çok fazla oluyor.
Tabii yani sektöre olumlu şekilde yansıyor. Şimdi 15 dediniz ama rakamı sormak istiyorum ben. Rakam çok değişken. Hani bir rakam vermeyeyim. Çünkü alışveriş merkezlerine göre de değişiyor. Alınan ürünlerin hani çeşitliğine, dönemselliğine göre de değişiyor. Hani bir rakam vermeyeyim ama önceki yılların çok çok üzerinde. Yani, daha çok neyi tercih ediyorlar? Hazır giyim konfeksiyon mu, ayakkabı mı, kozmetik mi? Spor giyim ve kadın giyim hep ön planda gidiyor. Yani ağırlıklı spor giyim bir numara diyebilirim son dönemde. Elektronik tabii hani pandemiden sonra da çok hızlandı. Online'dan da satılıyor, offline'dan da satılıyor. Elektronik alışveriş çok fazla oluyor. Çocuk giyim çok fazla oldu. Özellikle pandemiden çıkıp okulların açılmasıyla birlikte evlerde kalınan dönemin acısını çıkardı diyebiliriz insanlar. Çocuk giyim çok ön planda. Spor giyim de gene pandeminin de biraz etkisiyle insanlara daha çok spor giyime yönelmesiyle birlikte spor giyim çok arttı son dönemde. Peki Oğuz Bey, şimdi yeni seneye girmek üzereyiz. Dolayısıyla kira kontratlarının AVM'lerde de yenileneceği bir dönem. O tarafta durum nasıl? Tabii kira kontratları hani başlangıç kira yenileme dönemleri her markanın, her mağazanın farklı olabiliyor. Yılbaşında olanlar da var. Farklı aylarda olanlar da var. Bu aslında bununla ilgili bir AED'nin bir yasal düzenleme teklifi var. İlgili mercilere götürdüğü. 2022'nin ilk aylarında bununla ilgili bir mevzuatta değişiklikler olabilir. Öyle bir talepleri var. Tabii bütün alışveriş merkezleri markalara destek olarak geldi bugünlere. Yenilemelerde de bu hani belli bir parametreler var ama mümkün olduğunca markaları yaşatmaya yönelik destekler şeklinde gidiyor. Bu son dönemdeki işte Temmuz ayı ile birlikte başlayan bayram dönemleri ve işte okulların tekrar açılması gibi etkenlerle aslında sektör biraz rahatlamış oldu, nefes almış oldu. Şimdi de önümüzde yılbaşı alışveriş dönemi var. Devam ediyor hala hazırda. Ondan sonra sömestr başlayacak. Onun etkisi olacak. Derken bir şekilde sistem iyi bir şekilde devam etmeye çalışıyor diyelim. Peki, teşekkür ederim katıldığın için. Evet, AVM tarafındaki son durumu aldık. Söz tekrar sana bırakıyorum. Burak, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet, şimdi buradan akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde makroekonomik konuşacağız. Özellikle enflasyon, kur tarafındaki gelişmeler, büyüme tarafında beklentiler, bunların hepsini değerlendireceğiz. İlk etapta tabii ki bu hafta Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz dedik. Bloomberg HT araştırma olarak yaptığımız anketin sonuçlarının da nasıl geldiğini haberimizde dinleyelim. Bloomberg HT araştırma biriminin anketine göre piyasa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül'de başladığı faiz indirimlerine Aralık toplantısında da devam etmesini bekliyor. 17 kurumun katıldığı ankette medyan beklenti Merkez Bankası'nın 16 Aralık'taki toplantısında politika faizini 100 bas puan indirerek %14'e çekmesi yönünde oluştu. Katılımcılardan 2 kurum 200 bas puan faiz indirimi beklerken 1 kurum 75 bas puan, 1 kurum ise 25 bas puan indirim beklediğini bildirdi. Ankette geleceğe yönelik beklentilerini paylaşan 9 kurumun 2022 ilk çeyreğine dair medyan beklentisi, Merkez Bankası'nın politika faizini %14'te tutması yönünde oluştu. Katılımcılar gelecek yıl ikinci çeyrekte ise Merkez Bankası'nın politika faizini %12 seviyesine indireceğini öngördü. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 2 Aralık'ta yatırımcılarla toplantısında faiz indirimi için sınırlı alan kaldı ve bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum ifadelerini kullanmıştı. Evet, anketin sonuçlarına göre bu hafta Merkez Bankası'na faiz indirimi öngörülüyor piyasadaki medyan tahmine göre. Aktif Bank ekonomisti Can Ayan'la birlikteyiz bugün Akıllı Para'da. Can, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi günler. Şimdi ben başlarken ilk etapta tabii ki senin de beklentilerini öğrenmek istiyorum. Merkez Bankası'ndan bu hafta nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsun? Tabii ki bu hafta oldukça yoğun bir veri gündemi var hem içeride hem dışarıda. Merkez Bankası da içeride en önemli etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Burada piyasanın 100 baz puanlık bir indirimi var ama ben önce indirim beklentisi var. Ama öncelikle şunu açıklamak istiyorum Merkez Bankası'nın kararıyla alakalı.
Burada daha önceden endojen bir faktör olarak gördüğümüz politika faizi bu araç şu anda daha egzojen bir faktör olarak tanımlanıyor. Yani bir şeylere etki edecek ve sonrasında da çıktıların yorumlanmasının daha rahat olacağı bir durumda bize sunuldu. Bu yüzden şu anda politika faizinin değişikliğini ya da bu aracın nasıl kullanıldığını ortaya çıkacak olan sonuçları üzerinden değerlendirmek, tahmin etmekten ziyade daha faydalı, daha efektif olabilir. Kararın nasıl verileceğine yönelik tahmin yapmak gerekirse, burada tabii ki bunu etkileyecek çok fazla faktör var. Küresel merkez bankalarının enflasyon beklentilerinin ne durumda değiştiği, bununla beraber daha önce sözlü yönlendirmelerinde gördüğümüz Merkez Bankası'nın en son dönemde cari dengedeki seyrin nasıl olacağı, ticari kredilerdeki ivmenin nasıl olacağı, bütün bunlar denklemin içerisine giriyor. Ve başta da söylediğim gibi aslında daha çok belli çıktılara etki etmesi için konumlandırıldı şu anda politika faizi. Burada küresel risklerin artmasıyla beraber diyebiliriz. Çünkü bir gün öncesinde Fed'i göreceğiz. Merkez Bankası'nın bu kısıtlı alan ibaresine devam edip metninde, bu göndermeye devam edip 100 basmanlık indirimi kullanıp daha sonrasında da bir miktar bekle gör politikasına geçmesi şu anda makul duruyor. Şimdi özellikle arkadaşlarımız da son dakika olarak veriyorlar. BIST bankacılık endeksine %5,5'u aşan bir prim görmekteyiz şu an itibariyle. Hangi hisseler var onu da ekrana getirelim bir taraftan. Akbank %6,5, Garanti Bankası %3,7, İşçi %7 primli, Yapı Kredi %6,43 şu an primli. Fiyatlamalar değişiyor tabii hızlı biçimde ama burada belirgin bir yükseliş görmekteyiz. Bankalarda, bütün bankalarla yükseliş var bankacılık endeksinde. Aslında ben biraz da bu fiyatlamayı da sormak istiyorum. Yani bankacılık sektörünün mevcut durumdaki parasal aktarı mekanizmasını düşünecek olursak, Merkez Bankası'nın politikasını düşünecek olursak, yani şu an Merkez Bankası'nın kararı alacağımız bu hafta içerisinde bugün gördüğümüz bu primler sence neyin fiyatlaması olabilir? Aslında borsada uzun zamandır gördüğümüz yukarı yönlü fiyatlamanın içerisinde oldukça konuşulan enflasyon beklentisi yükseliş nominal bazda bütün hisse senetlerini destekliyor. Bununla beraber yine faiz indiriminin ekonomik aktivite üzerindeki etkisinden dolayı benzer bir seri hisse senetlerinde görmek mümkün. Burada bankacılık özelinde özellikle faiz kararıyla alakalı, tabii ki para politikası kararlarıyla alakalı değişimlerin, oynaklığın daha üst düzeyde olması beklenebilir bir durum. Bunun sebeplerinden biri tabii ki bilançodaki vade farkı, vade uyumsuzluğu diyebiliriz belki bankalar için. Kredilerin daha uzun vadeli olması, kaynakların daha kısa vadeli olması ve faiz indirim dönemlerinde bunun tabii ki bilançolara olumlu etkisinin olması. Bununla beraber yine bilançolarında güncel farklı durumlara karşı ne kadar korunaklı oldukları, yani bilançoları nasıl yönettikleri de bu durumda ön plana çıkacaktır. Genel olarak bizim bankacılık sektörümüzün birçok öneriden daha kuvvetli olduğunu biliyoruz. Hem sermaye yeterlik durumunda hem pozisyonlanma bakımından. Bu yüzden şu andaki faiz indirim beklentisi ve yine ekonomik aktivitenin destekleneceği beklentisi muhtemelen buradaki primleri destekliyor. Şimdi faiz indirim beklentisinden kaynaklı bankacılık endeksinde prim görüyorsak şayet mesela hiçbir ekonomist bizde anket sonucuna göre faize herhangi bir şekilde dokunulmaması ya da arttırılması yönünde bir beklenti paylaşmadı. Katılımcıların tamamı indirim bekliyor. Bunun ölçeği değişiyor. Bu beklentiye neden sahibiz? Çünkü daha önceki dönemlerde mesela kurda rekor gördüğümüz dönemlerde acaba sorusu geliyordu ama şimdi özellikle Merkez Bankası müdahalelerini takip ettiğimiz şu iki haftalık süreç boyunca bir de senin de bahsettiğin gibi özellikle önemli de bir hafta yurt dışında da merkez bankalarını takip ediyoruz. Bizde sence öyle bir ihtimal var mı? Pas geçme ihtimali ya da başka bir ihtimal var mı? Ya da mesela PPK metninde özellikle bir değişiklik görmeye bekler misin kurdaki bu yükselişlerin ardından? Pas geçme ihtimali var tabii ki. İndirimin yapılıp daha sonrasında metinde değişiklik görmememiz ihtimali de var. Ya da metinde gelecek seneye dair indirimlerin devam edeceğine dair bir vurgu da gelebilir. Dediğim gibi bu Merkez Bankası'nın şu anda bu aracı hangi hedeflere ulaşmak için kullandığını hem enflasyon raporunda yatırımcı sunumlarında açıkça dile getirdiğini düşünüyorum. O yüzden buradaki beklentinin değişmiş olması ekonomistlerin medyan beklentisinden söz ediyorsak eğer o da gayet normal duruyor. Çünkü Merkez Bankası'nın ne yapacağını tahmin etmeye çalışan, sonra da bunun olası sonuçlarını analiz etmeye çalışan bir ortamdayız. Dolayısıyla şu anda piyasanın 100 bas puanlık bir indirim bekliyor olması
tamamen bu sonuçlara odaklanıldığını da gösteriyor. Peki sonrası için bir tahmin var mı? Mesela Merkez Bankası burada daha önceki metinlerde mesela işte sınırlı alan kaldı diye Aralık toplantısına işaret etmişti faiz indirimleri için. Son mudur bu yoksa daha da devamı gelir mi? Ya da gelirse işaret hangi koşullar altında gelir? Buna da yine mevcut önümüze konulan politika üzerinden yaklaşalım. Cari dengede bir fazla olması bekleniyor ki şu anda seyahat gelirlerindeki toparlanma, mevsimsel olarak her ne kadar handikaplı bir dönem olsa da kış ayları geçtikten sonra yani gelecek yılın ikinci çeyreği gibi ve üçüncü çeyreği gibi turizm gelirlerinin de eklenmesiyle beraber bu hedefe ulaşılabileceğini gösteriyor. Keza yine ithalattaki düşüşte göreceğiz gibi duruyor. Bir diğeri ticari kredi faizlerinin ya da ticari kredilerde bir ivmelenme kazanılması, belki de faizlerin politika faizine yakınsaması. Burada TL OES piyasası diye adlandırabileceğimiz bankaların genelde kredi maliyetlerini hedge etmek için kullandığı bir piyasa var. Piyasadaki kredi maliyetleri olarak bakacaksak eğer fiyatlamalara şu an politika faizinin oldukça üzerinde kaldığını görüyoruz. O yüzden burada faiz indirimlerinin Merkez Bankası'nın beklediği kanaldan etkinliğinin azaldığını da şahit oluyoruz aslında. Yine bununla beraber bir diğer yönlendirme de arzi etkilerden arındırılmış enflasyondu. Bunun da gerçekleşmesi için zaten beklentiler gelecek senenin ikinci yarısını işaret ediyorduk ki hatta şu an FED konuşursak bu beklentilerin daha da ötelenebileceğini görüyoruz. Bu arzi etkilerden kaynaklı enflasyon etkilerini. Yani Merkez Bankası şu anda bu politikanın sonuçlarını en azından iki çeyrek, üç çeyrek sonra almayı bekliyor. Ama bununla beraber çok kısa bir zaman içerisinde bu beklentilerin satın alınması yöntemiyle götürürler görüyoruz mesela kur üzerindeki baskı tarafında görüyoruz. Bu iki vade uyumsuzluğu, bu politika setindeki vade uyumsuzluğu soru işareti yaratıyor. Merkez Bankası'nın da önümüzdeki dönemde bu soru işaretini gidermek üzerine bir politika seti uygulaması bana daha muhtemel geliyor. Peki özellikle şunu sormak istiyorum. Mesela az önce bankalardan bahsederken yani normal ilişki nedir? İşte faizin düşmesi bankacılık kârlarını arttıracağı için olumlu. Evet ama diğer yandan biz hani döviz kurundaki bu kadar yükselişte bankacılık tarafına dönüp bakmamız gerekir mi sence? Yani sermaye rasyoları açısından mesela herhangi bir risk teşkil ettiğini düşünür müsün dövizin geldiği noktanın? Ve Merkez Bankası kararlarını verirken mesela kura sence hiç mi bakmıyor? Yani müdahale görüyoruz evet ama kurun gittiği yerden ziyade mesela piyasada likit de olsaydı kurun yükselmesi Merkez Bankası için istikrarı bozucu ya da başka bir şekilde negatif değerlendirmeye sence tabi olur muydu? Bir müdahale gerektirir miydi? Kura bakıldığını görüyoruz aslında doğrudan müdahalelerin gelmesiyle. Ama buradaki müdahaleler oynaklığa geliyor. Gelmesi devam da edebilir. İlk girişte konuştuğumuz gibi bu hafta hem Merkez Bankası toplantıları hem PMI verileri küresel tarafta işte Christmas'tan dolayı öne alınmış ekonomik aktiviteler birçok veri göreceğiz. Bu da dolayısıyla bütün varlıklarda çok ciddi bir oynaklığı beraberinde getirecek. Bu oynaklıktan dolayı bir müdahalede bulunması doğal. Yine vadeli işlemlerde spot fiyatla vade fiyatının arasındaki faiz farkının çok artması da sentiment'in çok bozulduğunu gösteriyor burada. Yine bu da oynakla negatif etkide bulunan bir unsur. Bu yüzden de bunun dikkate alındığını görüyoruz. Genel olarak tabii ki dikkate alınıyor. Bankacılık üzerinde konuşursak dediğim gibi burada net döviz pozisyonlarına bakılabilir, sermayelerin yapısına bakılabilir, bilançoda taşıdıkları bu kur hareketinden veya yüksek enflasyon beklentilerden koruyabilecek varlıkların dağılımına bakılabilir. Birçok açıdan hepsinin kendi değerlendirmesine tabi tutulabileceğini düşünüyorum. Yine ortaklardan da gelen pozitif açıklamalar görmüştük geçmiş dönemde bizim politika setine geçmeden evvel. Yani bankacılık sektörü açısından dediğim gibi analizi daha kapsamlı yapmakta fayda var. Her biri için farklı riskler mevcut olabilir. Merkez Bankası'nda bu politika setini uygularken tabii ki bu kısa vadedeki yüksek oynaklık ya da kurun yukarı seviyelere taşınması önünde baktığını, dikkate aldığını düşünüyorum. Peki Can, son olarak şunu da merak ediyorum. Mesela FED'e dair toplantı hani belki stratejik olarak aslında FED toplantısının hemen arkasına konmuştur. Diğer birçok ülkede böyle çünkü. FED'e dair varsayımın ne? Mesela kötü senaryo var mı? Ya da mesela bir şekilde doların küresel ölçekte değerlenmesine sebep olabilecek bir kararın çıkmasını muhtemel görüyor musun? Bu kararı muhtemel görebiliriz. Dediğiniz gibi ilk başta Merkez Bankası'nı göreceğiz. İlk başta FED'i göreceğiz. Daha sonrasında bizim Merkez Bankamız, İngiltere Merkez Bankası, ECB, Avrupa Merkez Bankası arka arkaya kararlarını açıklayacaklar.
Burada bir risk var. Şu anda konsensus medya, beklenti, medyan beklenti. Tahvil alım programının hızının kesilmesinin arttırılması, iki katına çıkartılması. Hatta buna zaten cepte gözüyle bakılıyor. Yan tarafta da bu toplantıya katılan üyelerin faize dair beklentilerini paylaştıkları bir toplantı olacak. İki toplantıda bir. Yani bir noktasal gösterim dediğimiz, teker teker kim olduğunu bilmesek de her üyenin ileriye dönük faizin nerede olmasına yönelik beklentilerini göreceğiz. Burada da 2022 yılı için iki tane faiz arttırımını işaret edilebileceği bu üyelerin medyan beklentisinden yazılıp çiziliyor aslında. Ama benim gördüğüm daha ana akım birçok raporda bundan daha da fazlasının beklendiği yönünde bir ihtimal olması. Bu da bu kadar fazla bekleniyorsa ki son 40 senenin en yüksek enflasyonundan bahsediyoruz. Yan tarafta istihdamda iyi bir toparlama sürecinden bahsediyoruz. Gerçekten burada bir ihtimal var tabii ki. Zaten en son geçici enflasyon kelimesi artık favori kelimemiz değil yönlendirmesinden sonra dolar endeksinde bir kuvvetli seyir görmüştük. Fed'e yönelik sıkılaşma, şahin duruş beklentilerinde bir yükselme görmüştük. Sanırım bütün cevapları yarın akşam alıyor olacağız. Canayan, çok teşekkür ederim katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Aktif Bank ekonomisti Can Ayan'ı ağırladık Akıllı Para'nın bu bölümünde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Akıllı Para'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde petrol piyasalarını konuşacağız. Bu noktada HS Market Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch bizlerle birlikte olacak. Hello Mr. Welch. Merhaba Sayın Welch. Hello. Merhabalar. First of all, I want to ask İlk olarak OPEC size OPEC'in raporunu sormak OPEC isterim. Aylık raporda ne gördünüz, beklentiler nedir, manşetler nedir? Bize anlatabilir misiniz gördüğünüz ve gözünüze çarpan? OPEC aylık raporunu yayınladı ve iyimser bir görüşe sahipler. Dünyadaki petrol talebinin artacağına dair iyimser bir görüşe sahipler 2022 yılı içinde. Şuna inanıyorlar ki Omicron varyantı, COVID'in Omicron varyantı çok uzun sürmeyecek ve çok fazla aşağı yönlü etki yapmayacak petrol talebinde. O yüzden petrol talebinin büyümeye devam etmesini bekliyor önümüzdeki yıl. Ve aslında IHS Market olarak biz de benzer bir görüşe sahibiz. Petrol talebinin 2 ile 3 milyon varil artmasını bekliyoruz 2022 yılında. Bu %2 ya da 3'lük bir artışı ifade ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da görüyorum. İlk çeyrek talebini aşağı yönlü revize etmişler. Günlük 600 bin varil kadar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Talep tarafı için ne düşünüyorsunuz? Well, it's quite normal for normal tabii ki petrol talebinin daha düşük olması ilk çeyrekte yani bu yılın 4. çeyreği önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde talebin düşük olması normal. Uluslararası Enerji Ajansı'nın talep tahminini aşağı revize etmesi çok normal, şaşırtıcı değil. Covid varyantı yüzünden bunu yaptılar. Karantina bekledikleri için yapmış olabilirler. İngiltere'de böyle bir beklenti var. Yine birkaç ülkede daha karantina uygulanabilir. Fakat onun ardından ilkbahar ve yaz aylarına doğru gittiğimiz zaman petrol talebinin yukarı çıkmasını bekliyoruz. Yine normal zaten yaz ayları için petrol talebinin yukarı tırmanması. Pekala, sizin tahmininiz nedir talep tarafı için? Şunu sormak istiyorum. Talebi nasıl arttığını görebiliriz? Mesela hangi tahminler üzerinde tahminlerin arttığını söyleyebiliriz? Daha önce de dile getirdiğim gibi IHS Market olarak petrol talebin yıl boyunca artmasını bekliyoruz. Yatay seyretmeyecek. Yani yumuşak bir seyirde olmayacak, artacak. İlk çeyrekte daha düşük olsa bile daha sonra ikinci ve üçüncü çeyreklerde çok güçlü bir talep olmasını bekliyoruz. Fakat burada en önemli şey petrol piyasası için talep artmasına rağmen biz arzın da daha hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Sadece OPEC'ten de değil, OPEC dışı kaynaklardan da mesela ABD gibi ülkelerden de daha fazla arz bekliyoruz. Üretimlerinin artması beklentimiz var. Çünkü yüksek fiyatları şu an tepki veriyorlar. Aydır fiyatlar çok yüksek. O yüzden buna tepki veriyorlar. Bu yüzden de önümüzdeki yıl daha fazla arz bekliyoruz.
arz büyümesi, talep büyümesini aşacak. O yüzden biraz daha zayıf bir petrol fiyatı görebiliriz önümüzdeki yıl. OPEC yanında siz de ABD'den bahsettiniz. Brezilya ve Kanada'yı da merak ediyorum. Onların üretimi için ne söylersiniz? Orada da fazla olabilir mi? Evet, yine benzer bir hikayeden bahsedebiliriz. Zaten 2022 yılında görmeyi beklediğimiz şey şu. Diğer OPEC dışı ülkelerin arzı artması ve OPEC Plus birliğinin de üyesi olanlar, mesela Brezilya, Kanada, siz de söylediniz, daha fazla üretim yapacak. Bizim beklentimiz bu yönde 2022 yılında. Üretimleri biraz baskılanmıştı 2020 ve 2021 yılı boyunca. Çünkü petrol fiyatı düşmüştü. O yüzden yukarı yönlü bir tepki olacak arz tarafında bahsettiğiniz yerlerde. Özellikle de ABD tarafından bundan bahsedebiliriz. Bilhassa ABD'den bahsediyorum. O yüzden petrol arzının, üretiminin artması yönünde bir beklentimiz var. OPEC Plus tarafında 2021'den daha fazla bir artış görülebilir. Dediğim gibi ekstra arzı üreten OPEC Plus üyeleri olacaktır. Sayın Welch, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. HS Markets Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch'i ağırladık ve petrol piyasalarını konuştuk son bölümü itibariyle. Ve böylece akıllı parayı noktalıyoruz. Kısa bir aramız olacak. Aranın ardından Finans Merkezi'nde Açıl Sezen karşınızda. Hoşçakalın.